18-24 Temmuz haftasında yaz sezonunun ilk finalleri gerçekleşti. Yayına ATV'nin iki dizisi veda etti. Ayrıca bir Fox dizisi için de final kararı çıktı. Tozlu Yaka liderliğini sürdürürken Duy Beni dizisinin de beklenmedik yükselişi devam ediyor. Gelin bakalım dizilerin reytingleri hangi durumda, önümüzdeki haftalarda hangileri yayına kalacak, hangileri ise finale gidecek. Tozlu Yaka yükselişine devam ederken 3. bölümünde de artış gösterdi ve bu yaz sezonunun %5 barajını aşmayı başaran ilk dizisi oldu. Dolayısıyla haftanın lideri yine Tozlu Yaka. Bu da başrolündeki genç oyuncularına başarı kazandırıyor. Özellikle de pek çok oyuncunun dijitale geçmesiyle televizyona yeni yetenekli yüzler gerekiyor. Ayrıca diziye totaldeki yükselişine rağmen eğilimli ve satın alma gücü yüksek olan AB izleyicisi pek sıcak bakmıyor ve bu kategoride düşüş yaşadı. Bakalım totalde daha ne kadar yükselecek ve en önemlisi bu oranlarını ne kadar uzun süre koruyabilecek. Yayın ömrü de o kadar uzun sürmüş olacak. Görünüşe göre bu yaz sezonunda izleyiciler tipik romantik komedi ve dram dizilerinin yerine gençlik hikayelerini tercih ediyor ve aynı zamanda sert bir lise dizisi olan Duy Beni yükselişte. İlk bölümünde %1.36 oranında yaz sezonunun en kötü açılışını yapan Duy Beni, ikinci bölümünde güçlü bir artış göstererek izleyici kitlesini ikiye katlamayı başardı ve üçüncü haftasında da yine yükselerek totalde %3.30'a ulaştı. Sıkça söylediğimiz gibi bir dizinin iyi veya kötü açılışından ziyade daha sonraki performansı önemli. Ancak dizinin gösterdiği şiddet sahneleri daha önce yine benzer şiddet sahnelerini gösteren dizilerde de olduğu gibi tepkiler karşılanıyor. Bu bir sosyal drama olsaydı, bu tür sahneleri göstermesindeki amacının bu tür sorunları gündeme getirerek bir tepki uyandırmak olduğu savunulabilirdi. Fakat hikayesinin nasıl ilerlediği, hangi mesajları verdiği ve nasıl sonuçlanacağı da aşağı yukarı belli. Buna da bir sosyal drama demek mümkün değil. Amaç sadece ilgi ve reyting yakalamaktan başka bir şey değil. Bu arada daha önce süreç film Duy Beni'yi Kore yapımı Beautiful World'den uyarlıyordu ama sonuç olarak bazı konuları alındı ve hikayede değişiklikler yapıldı. Duy Beni haftanın üçüncüsü olurken ikincilik romantik komediler arasında en yüksek reytingleri sergileyen Senden Daha Güzel'de ve şimdilik oranları da korumayı başarıyor. 6. bölümünde %4'ün sınırına dayanmış durumda. Bu sayede Ağustos boyunca devam edecektir ve sonra finale. Böylece bu hafta zirve yine Fox'ta, ancak en kötü performans sergileyen dizisini artık finale götürüyor. 6. bölümüne ulaşan Gizli Saklı'nın oranları düşük olsa da genel sıralamada diğer dizilerden daha üstteydi. Fakat son bölümünde totalde ciddi bir düşüş yaşadı ve Fox tarafından final kararı da gecikmedi. Dizi 3 Ağustos 8. bölümüyle veda edecek. Böylece bu, kadın başrolü olduğu Mucize Doktor'la %18 reyting oranlarını gören Sinem Ünsal için son bir yılda ikinci erken final olacak. Geçen sonbaharda Elbet Bir Gün dizisi de 6. bölümde final yapmıştı. Bu hafta ekranlara ATV'nin iki yaz dizisi de veda etti. Sevmek Zamanı hiçbir şekilde ilgi yakalayamadı ve totalde %1 civarında 5. bölümde erken final yaptı. Zaten en başından pek fazla beklenti de yaratamamıştı. İçimizdeki Ateş'in başarısızlığı ise oldukça ilginç oldu. Tanıtımları, hikayesi ve başrolleriyle iddialı projeye benziyordu ve en önemlisi tipik yaz dizilerinden farklı gözüküyordu. Ancak senaryosu başarısız olunca yayın ömrü de 5 bölüm sürmüş oldu ve çok düşük oranlarda veda etti. Totalde %0,56, AB kategorisinde ise ne kadar aldığı bile belli değil. Zira ilk 100'e dahi giremeyerek anti rekora imza attı. Böyle kötü sonuç nadiren oluyor. ATV'nin bir diğer dizisi Gül Masalı'nın yeni bölüm reytingleri çıkınca yorumlara eklenecek. Geçen haftada ise düşüş yaşadı. Oysaki iyi açılış yapmıştı ve yükseliş eğilimindeydi. AB oranları daha da düşük. Yeni bölümünde artış gösteremezse bu dizi içinde artık final kararı gecikmeyecek. Gizli Saklı'nın düşmesiyle Seversin diziler arasında gününün birincisi oldu. Yine de reytingleri ve özellikle AB oranları oldukça düşük. Bakalım Kanal D finalini ne zamana alacak? Balkan Ninnisi'nin sezonun en iyi açılışının ardından düşüşü devam ediyor ve artık %2'lere gerilemiş durumda. Hatta AB kategorisinde %4'ün üzerindeydi. TRT'de yayınlandığı için erken finale gitmeyeceği aşikar ama yayın hayatı Seni Kalbime Sakladım gibi çok da uzun sürmeyecektir. Seni Kalbime Sakladım %2 civarında reyting sergilemeye ve şimdilik yayında kalmaya devam ediyor.
TRT1'de yeni başlayan ve ikinci bölümü yayınlanan Mükemmel Eşleme dizisi de çok düşük oranlar sergiliyor. Ah Nerede 3. bölümünde az bir artış gösterdi ama yayında kalabilmesi için oranları yetersiz. Star TV son zamanlarda reytingleri düşük olan dizilerini hemen finale götürmüyor. Ancak en iyi ihtimalle yaz sezonuna kadar kalacak. 21 Temmuz'da Ertan Saban'ın yeni dizisi Show TV'de yayınlandı ve oldukça mütevazı başlangıç yaptı. İkinci bölümü yayın kaderi açısından belirleyici olacak. İlgi çekici bir proje ise artış gösterecektir, gösteremezse de erken finale gidecek. Geçen yaz sezonu olduğu gibi bu sezonda da televizyon kanalları izleyicilere birçok yeni dizi sundu. Fakat dizilere olan talep düşmeye devam ediyor. Sonbaharda da çok sayıda proje ekrana gelecek fakat nasıl sonuçlar sergileyecekleri merak konusu. Bu arada dizilerin YouTube'da milyonlarca izlenmelerinin pek fazla etkisi yok. Zira maliyetlerini karşılama konusunda internet reklam gelirleri henüz yetersiz durumda. Bazen YouTube izlenmelerinin de dahil edilmesi yönünde yorumlar geliyor. Ancak televizyonda yüksek reyting sergileyen pek çok dizi aynı zamanda YouTube'da 10 milyonlarca izlenme alabiliyordu. Dolayısıyla televizyon dizilerinin popülerliğinin en önemli ölçütü televizyon reytingleridir ve yayın ömürlerini de yine reytingleri belirliyor. Sadece yıldız kadrosu olan diziler yurt dışı satışları sayesinde biraz daha yayında kalabiliyor.